Herkese pazartesi gününden selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kaç gündür? Dün video paylaşmadım. Aynen. Dün video paylaşmadım. Cuma günü de haberlere bakmamıştım. Şehitlerimiz varmış arkadaşlar. 9 tane şehit vermişiz. Irak'ın kuzeyinde. Aynen. 9 tane şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Önce dedim bir konuşma yapayım. Ondan sonra size cuma günü mü çekmiştim? Cumartesi. Neyse cumartesi, aynen cumartesi çektiğim videoyu yayınlayacağım şimdi arkadaşlar. Onu izleyeceksiniz. Tekrardan geride kalanlara sabır diliyorum. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi çıktık evden. İstanbul'un ilk karı yere düştü. Görünüyor mu ki videodan? Görünmüyor herhalde. O kadar ince yağıyor ki. Çok güzel. İnce ince yağıyor. Şimdi saatlerimiz 10.30 oldu mu? Hemen hemen. Hemen hemen. Evden çıktık. Dükkana gidiyoruz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ha, çok güzel yağıyor. İnşallah kalınlaşır da azıcık kar görürüz ya. Buralar yağmaz. Değil mi? Ya da en fazla bir yarım saat yağar. Biter. Daha da çoğaldı kar. Bakın. Ne güzel yağıyor. Sizin yaşadığınız yerlerde de yağıyor mu arkadaşlar? Siz de yazın yorumlara. Çok güzel yağıyor. Şu arabaya bak. Haktan? Güzel yağıyor mu? Ay keşke ben de bir boyunluk atkı bir şey taksaydım ya. Ne Tolunay? Evet. Çayımızın altı kaynadı. Hemencik demleyeyim. Sonra kendime her zamanki gibi bir Nescafe yapayım. Şöyle bir sabah kahvesi içeyim. Şu çayı demlerken o kadar güzel kokuyor ki. O demleme kokusu. Bayılıyorum ona. Şurada yıkanmış bardaklarım var. Sonu zaten. Şunu komple dökeyim. İki kaşık ya çıkar ya çıkmaz. Bir tane süt tozu almam lazım. Ayakları çok pisledim. O bir çamura bastı ya da küle bastı. Kül. Kül değil mi? Bu şeyden işte. O hamamın küllerini koyuyorlar ya. Tabii. Kar devam ediyor mu Tolunay? Yok. Kesildi değil mi? İşte bu kadar İstanbul'un karı. İnşallah azıcık yerde mikroplar kırılır. Bu sene. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Ay hava çok soğuk arkadaşlar. Şimdi dükkandan çıktım. Nereye gidiyorum? Markete gidiyorum. Yarına yemek yapacak bir şey alacağım. Sebze karnabahar yapmayı düşünüyorum. İnşallah taze güzel bulurum. Hem de dükkana böyle sandviç yapmak için bir şeyler alacağım. Ekmek alacağım falan. Şuradan geçeyim. Halkman'a gidiyorum ve BİM'e gireceğim. Uy, o kadar soğuk ki ama anlatamam. Ben de ne eldiven takmışım. Ne bere takmışım. Öyle gidiyorum, Allah'a emanet. Öyle bakayım, gideyim alışverişimi yapayım. Sonra dükkana geleyim. Kahvemi içtim. Ondan sonra bir iki tane müşterim geldi. Onlarla ilgilendim. Dedim ben erkenden işimi halledeyim. Saat 12:10 geçiyor.
Erkenden işimi halledeyim. Daha da çıkmam. Ara yol olmasına rağmen o kadar vızır vızır ki burası. Ne güzel kar yağıyordu sabah ya. Vallahi birazcık böyle lapa lapa yağsa da şu mikroplar kırılsa ne güzel olur. Bugün videomu da dün akşam editlemeyi unuttum. Ya unuttum derken geçe bıraktım. Dedim ki dizi izliyordum hadi editlerim falan derken. Sabah az önce editledim biliyor musunuz? Saat 12 oldu. Yüklemeyi almadım daha. Yüklemeyi alacağım artık. 1 gibi falan açarım büyük bir ihtimal onu. Geldik bakalım. Karga. Bakalım sebzeler taze mi? Halkmar'da genelde tazecik oluyor. Evet. Bu karnabaharlar da çok güzel. Şöyle. Çok mu küçük bunlar ya? Şöyle bir tane alsam yeter belki de. Market alışverişini yaptım. Geldim arkadaşlar. Hava o kadar soğuk ki buz gibi. Şimdi Halkman'a girdim. Şok'a girdim. BİM'e girdim. Üçüne de girdim. Üçünden de alacaklarım ayrı ayrıydı. Şöyle BİM'den bir tane Aknaz'ın krem peynirini aldım. Güzel oluyor. Bir tane şöyle aş bitir aldım. BİM'den devam edeyim. Bir tane şöyle Filiz'in makarnasını aldım. Burgu. Bir tane salatalık, ay bir tane diyorum. Bir kilo salatalık aldım şöyle. O geçen aldığım ince salatalıklardan aldım. Bir de ev için şöyle ıslak menil aldım Familia'nın. Daha sonra Şok'a girdim. Şok'a aslında meyve suyu için girdim. Şu meyve suyundan alacaktım. Bir tane Atom'un, Kapi Atom'un meyve suyunu aldım. Ülker'in Şok'a kremini aldım. Ekmek aldım. Şok da bitti. Şimdi geldik Halkmar'a. Adidi 18 liraydı. Şöyle iricene bir karnabahar aldım. Diğerleri gösterdim. Onlar bayağı böyle küçük küçüktü. Çok iri de değil benim aldığım. Küçük de değil. Orta boydu. Onu aldım. Şöyle biraz Charleston seçtim. Bizimkiler de ben de böyle yemeğin yanında çıtır çıtır yemeği çok seviyorum. Şöyle Hackett'in dana kıymasını aldım 500 gram. Bu üçüncü alışım gayet de güzel. Memnunum oradan, onun kıymasından. Kıvırcık alacaktım. Kıvırcıklar ölmüş, sönmüş, bitmiş yani. Şöyle havuç aldım 1 kilo kadar. Biraz da evde var. Havuç salatası yaparım dedim. Lahanam da var zaten. Belki karıştırırım ya da ayrı ayrı sade yaparım. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Oh, şimdi bir çay koyayım kendime, bir ısınayım. Daha sonra bunları güzel torbaya koyayım. Tekrardan hatta şu kıymayı dolaba atayım. Daha da tarihine var yani bu ayın sonuna kadar. Eve şimdi girdik arkadaşlar. Saatlerimiz 7.30. Migros'tan bir şeyler söyledim. Yarın pazar Haktal'a böyle meyve suyuydu, ekmekti bir şeyler alacaktım. Yoğurt söyleyecektim. Hadi dedim şeyde. Onları da söyleyeyim. Eve söyleyeyim eve gelsin. Zaten elimizde torba vardı. Her neyse şimdi neler söyledim Migros'tan onları göstereyim. Ondan sonra da Hatta'nın yoğun ısrarları üzerine akşam kahvaltısı yapacağız. Bugün aslında yemek yapacaktım. Karnabahar aldım biliyorsunuz. Kıyma falan aldım. Bugün kuru fasulye pilavı yemeyeceksek, kahvaltı yapacaksak onları yarın yeriz dedim. Ben bugün yemek falan yapmayayım. Şimdi şöyle bir torbadan başlayalım. Bir tane şöyle... Hatta biliyorsunuz bir kaşar bir de süzme peynir yiyor. Şöyle süzme peynir söyledim. Kaşarı çok az kalmıştı zaten. Dedim onu da sandviçin içine koyayım. Sordum ona. Böyle Fisco Birliği'nin nugası indirime girmişti. Kaç gramlık? 700 gramlık bir tane bundan aldım. Evde salçam bir tatlı kaşığı falan kalmıştı. O yüzden şöyle Tamay'ın domates salçasını söyledim. Bu da... hayatım. Şöyle 1,5 kiloluk Migros'un yoğurdunu söyledim.
daha sonra. Şu ekmekten söyledim. Yine geçmiş iç içe hepsi. Ben onları düzelteceğim. Bu iyilik ekmeği. Bundan söyledim 8 tanesi. 24 lira mıydı? 22 lira mıydı? Öyle bir şeydi. 2 tane nametin hindi salamını söyledim. Daha sonra şöyle tamim ve dimesin meyve sularından söyledim. Şu vişneli. 2 tane vişneli, 3 tane de şeftali aldım. Şöyle. Aynen. Tomeyin şeftalisini, dimesini, vişnelisini söyledim. Şöyle bir tane de 15'li yumurta söyledim arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Şimdi ben buraları güzel bir yerleştireyim. Öğlen aldıklarım da burada torbada duruyor. Onları da güzel yerleştireyim. Daha sonrasında da hemen bir çay suyu koyayım önce. Patates kızartacağım. Yumurtalı patates kızartacağım. Karabiberli yumurtalı. Hakan öyle istedi. Kahvaltıları da çıkartırım. O kadar. Çok bir şey yapmayacağım. Önce bir çay suyumuzu koyalım. Şurada 4 tane kalmış yumurta. İyi oldu. Bitmeden yedekleyelim. Birazdan da şey yapacağım. İrmik helvası. O gün yaptım. Çok beğendik. Ama şey, çok yapmadım böyle. Az, 2 bardaklık yaptım. Böyle 2'şer porsiyonluk çıktı. Şimdi yine böyle aynı yapacağım. Öyle dedik. Tatlı olsun. Çayın yanına. Biz hepimiz seviyoruz çünkü irmik helvasını. Çayımı güzel demledim. O demini aldı bile arkadaşlar. Burada da ne yapıyorum? İrmiğimi kavuruyorum. Oo, nasıl buharlandı? Şöyle yapayım. İrmiğimi kavuruyorum. Dedim ki hepsi bir aradan çıksın. İrmik helvası yapacağım. Burada da yumurtalı patates için patatesimi kızartıyorum. Kahvaltılıkları da sofraya götürdüm. Onlar da hazır. Şimdi aynı zamanda muhtemelen olacak bunlar. İrmik helvasının altını kapatacağım. Patatesler de hallolacak o sıra. Öyle düşünüyorum şu an. Bakalım. Çünkü bu kavrulmaya başladı. Bir 5-10 dakikaya tamam helva. Ondan sonra da dizimiz başlayacak zaten. Saatlerimiz 8-9'a gelirken başlar 10 kala falan. Ben de o ara bulaşıkları falan da yıkayıp oturmuş olurum. Ben helvaya şerbet kaynatmıyorum arkadaşlar. Şekerini ayrı, suyunu ayrı koyuyorum. Tabi un helvası için geçerli değil de o. İrmik helvası için bu şekilde. Biz irmik sevdiğimiz için devamlı irmik yapıyorum ben. Yaptığım zaman daha doğrusu. Bayağıdır yapmıyordum. Geçenlerde bir yaptım. Tadı damağımıza kaldı. O yüzden şimdi bir daha yapacağım. Yapıyorum yani. Şunu karıştırayım da iki elimle tutayım. Siz diyorsunuz bazen sapını bu tarafına alma, diğer tarafına al diye. Ben hem solağım arkadaşlar hem sağlığım. Solumla genelde bir şeyleri tutarak yapıyorum yani. Sağla karıştırıyorum. O yüzden solumla tutmak için ben onu öyle koyuyorum. Takılmadım bugüne kadar ama inşallah takılmam da. Söylediğiniz, beni uyardığınız için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten o kadar ince düşünceli arkadaşlarımız var ki aramızda. Bazen böyle benim düşünemediğim şeyleri siz bana söylüyorsunuz, beni uyarıyorsunuz. Gerçekten Allah razı olsun. Şimdi şunları halledeyim. Böyle şekerini koyuyorum, biraz karıştırıyorum. Daha sonra da yavaş yavaş suyunu ilave ediyorum. Şimdi bunu böyle karıştıra karıştıra. Aralarda karıştıra karıştıra. Hafif böyle topaklanma oluyor ya, o şekerden kaynaklı arkadaşlar. Nasıl karamelize yaparken böyle şeker sertleşiyor ya. Bunda da öyle oluyor. O yüzden yavaş yavaş çözülüyor yani. Sorun yok. Şimdi bu böyle güzelce ne kıvamını alacak. Zaten sizlere de göstereceğim. Mis gibi. Şöyle.
Şöyle kalsın. Bakın arkadaşlar nasıl kıvam aldı. İnsan ilk başta şey yapıyor. O suyu çeker mi falan diye böyle bir tereddütte kalıyor. Ben ilk yaptığımda öyle diyordum. Ama hop diye çekiveriyor. İnanın 10 dakika bile olmadı. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Güzel demini alsın. Burada da yumurtalı patatesimiz oldu. Yağını süzdürdüm şöyle. Yumurta, biraz da karabiber tuzunu attım. Şimdi bunu da servis tabağına alayım. Evet, sofrayı da hazırladım. Tamamdır. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Acıktın mı? Ama bu -1 derece orada durma, tamam mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen dedim ya Haktan'ın okul pantolonu, bak ikinci okul pantolonu diye. Evet. Dükkanda mı dedim, burada mı dedim? Bulamadım çünkü de, o yüzden. Yok, bulamadım. Nasıl bulamadın ya? Vallahi bulamadım. Bir dükkana bakacağım.